Pepe, Pepe. Pepe. Buradayım Şila. Ben de buradayım. Aşağı gelsenize. Aa, Ayça da gelmiş. Hadi inelim Pepe. Size oyun oynamaya geldik. Hoş geldin minik kekecik. Hoş bulduk. Peki ne oynayalım? Misket oynayalım. Ha, tamam, misket oynayalım. İşte misketlerimizi getirdim abi. Oo, ne kadar çok misketiniz varmış. Biz tahta misketle oynamayı çok seviyoruz. Evet, hem boyuyoruz hem de böyle yuvarlayıp oynuyoruz. Peki şimdi yuvarlayalım mı, boyayalım mı? Yuvarlayalım. Tamam Ekeciğim. Hadi bak, buraya misket diziyorum bir sürü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 5, 7, 8, 2, 4. Ben de böyle sayıyorum hocam. Evet. Eke daha çok şey öğrenecek. Hadi ona saymayı öğretelim mi? Evet, öğretin. O zaman sayılar şarkımızı söyleyelim. Hadi. Düş yeri oyunu hala duymadın mı? Düş yeri app indir, hayatında oynayabileceğin en güzel oyunları oyna. Ben 5 tane misket aldım. Ben de 1, 2, 3 tane misket almışım. Peki sen kaç tane misket almışsın? 1, 4, 3, 5, 8, 9, 10 tane misket. Komik kardeşim benim. Evet, Eki komik. Bak Eki, ben Pepe. Bir taneyim. Bak, bir tane Pepe. Kaç tane Pepe görüyorsun? Bir tane. Aferin sana Eke. Bak Eke şu ağaçları. 1, 2. 2 tane ağaç. Gördün mü? Gördüm. Kaç tane ağaç var Eke? 1 ağaç, 2 ağaç, 2 tane. Bildi valla. Şşt, sessiz olun. Kafasını karıştıracaksınız. İyi, bak Eke. Burada yan yana duran kaç uğur böceği var? Sayayım mı? Evet, çay. 1, 2, 3. 3 tane. Evet, 1, 2, 3. 1 tane el biçim. Çocuklar, size kek yapmıştım. Birer deneyeyim bakalım. Ne sağlık benim. Nefis koktu. Durun, durun. Eke, bak kek dilimlerine. Hadi beraber sayalım kaç kek dilimi var. 1, 2, 3, 4. Gördün mü? Bak, 4 tane kek var. Evet. 1, 2, 3, 4. 4 tane kek var. Harikasın Pepe. 5'e kadar öğreteceğim ama 5 tane bir şey bulamadım. Ha, işte toplar. Toplar sayın bakalım kaç tane. Peki, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aferin sana. Evet, burada 5 tane top var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi top. Evet, işte sen şimdi 5'e kadar saymışsın, biliyorsun Eke. Evet, biliyorum. Aferin sana kardeşim. Ama hemen unutma, olur mu? 5 top unutmam. Hayır, top oynayalım. Aa, düştüm. Acıdı mı Eke? Acımadı. Tamam, kalk kardeşim. Hadi trambolinde zıplayalım. Eke zıplayacak. Tamam Eke, gel zıpla. Sırayla zıplayalım mı? Tamam, önce Eke zıplasın. Hadi Eke, 5 kere zıpla. 1 2 3 4 5
eşim. Üç. Dört. Beş. Hadi bebeğe sıra sende. Tamam. Bir. Nasıl seni bebeğe? İki. Çok komik. Üç. Oh. Zıpladı. Bak şimdi ona kadar zıplayalım mı? Tamam. Bak Eke. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Gördün mü? On kere zıpladım. İki gördüm. Bebek zıpladı. Tamam, beşe kadar mı ona kadar mı zıplayayım? Ona kadar zıpla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Peki de ona kadar zıplayacak. Tamam hadi Eke. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şey nene, biz Eke'ye ona kadar saymasını öğretmeye çalıştık ama aslında neredeyse öğrenmiş gibiydi. Evet, demin saydı ona kadar. Sonra karıştırdı değil mi sayıları? Evet nene, neden öğrenemedi? Çünkü o daha çok küçük çocuklar. Henüz onun aklı sayıları sizin gibi hemencecik kaydetmiyor. Eke defalarca sayacak. Bazen doğru, bazen yanlış sayacak ama daha çok çalışacak. Dört, al. Aa, o zaman onu saymayı hiç öğretmeyelim mi? Aa, olur mu? Siz bıkmadan öğretin. Sadece yanlış yaptığında üzülüp onun da moralini bozmayın. Yanlış bile yapsa aferin olacak Eke deyip onu yüreklendirin. Bir gün mutlaka sizin gibi düzgün saymayı öğrenecek. Ama unutmayın, o daha çok küçük. Minnacık küçücük. Hadi söylemiş ayet kuşu. Aa, hadi. Tamam, söyleyelim. Evet, bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Kendine sen de seç bir eş. Bir, iki, üç, dört, beş. Kendine sen de seç bir eş. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Zıpla, 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 kom. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Zıpla, 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 kom. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Abla. Efendim Eke. Eke yaşı mı? Aa, say bakalım Eke. Onun beşi mi? Ha, beşe say. Bir, iki, dört, beş, altı, yedi. Aferin. Niye aferin dediniz ki? Yanlış söyledi bir kere. Ha? İyi yanlış olmadı. Bal gibi de yanlış saydın işte. Say da duyalım tekrar. Üç, altı, yedi. Ha, bak işte yanlış saydı gene. Hadi silah bebe. Eki doğru saydı. Ah bibi. O da çok küçük. Görmedin mi nasıl üzüldü? Ama yanlış saydı. Ama o daha çok küçük bir kere. Yanlış demeden, onu küstürmeden doğruyu öğretmeliymişiz. Ya. Ya. Ben ne biçim hata yaptım o zaman? Ya. Biraz öyle oldu. Durun, şimdi hatamı düzelteceğim. Eki, hadi hep beraber ona kadar sayalım mı? En yüksek sen bağır ama. Aa, tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Saydım.
Ben tatlı köpekçiyim. Ben de tatlı bir kedicik. Kedicik köpekçiyi yakalayacak şimdi. Kediler köpekleri yakalayamaz bir kere. Demek öyle. Hayo. Sen artık beni yakalayabiliyorsun bebe. Kedicik artık büyüdü abi. İstersen ben her şeyi yaparım. Bütün zorlukları aşarım. Aferin sana kardeşim. Artık hızlı koşabiliyorsun demek ki. Tabii ya, ne sandın? Dur köpüş oğlum dur. Yalama yüzümü. Mırmır kediciğim gel bakalım. Bunlar acıkmış galiba Pepe. Bak evet dedi. Ay kaplarında su kalmamış. Susamış olabilirler. Kapış da evet dedi. Hemen getireyim ben. Bekleyin güzel çocuklarım benim. Şimdi size yemek su getirecek Pepe abinin. Ne oldu bebeciğim? Şuşu. Şimdi bizim bir tane kedimiz, bir tane köpeğimiz var ya. Evet. Biz onlara acıkınca yemek veriyoruz. Susayınca su veriyoruz. Ama sokaklarda kimsesi olmayan kediler, köpekler var. Onlar acıktığında nereden yemek buluyor? Isıdığında nereden su içiyor? Kendileri bulmaya çalışıyorlar bebe. Çoğunlukla çöpleri karıştırıp çöpe atılan yemek artıklarından bir şeyler bulmayı deniyorlar. Suyuysa bu sıcakta çok zor buluyorlar tatlım. Yani aslında onlar sokakta çok zor şartlarda yaşıyorlar bebeciğim. Ay çok üzüldüm şimdi. İşte geldim. Bakalım. Ne oldu bebe? Niye üzgünsün? Abi, köpüşle kırıcımız doydu ama sokakta yaşayan hayvanlar aç ve susuz olabilir. Havalar çok sıcak ya şimdi. Doğru diyorsun bebe. Annem ekmek istemişti. Ben ekmek alıp hemen geliyorum kardeşim. Tamam abi. Ne güzel bir gün, la 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 la. Böcekler ne güzel, çiçekler ne güzel, la. Hanım, hanım bey, sormayın sen. Hanım bey, gözüme vura vura. Çürüttüm sol yanım eyle. Le 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 le. Le 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 hanım. Gelin bakalım güzel kedicikler. Size yiyecek ve su getirdim. Geldiler canlarım benim. Afiyet olsun. Gelin minik kedişler. Zeze ablanız size mama getirdi, su getirdi. Zeze, kızım ne yapıyorsun orada? Kedilere yemek getirdim bakkal amca. Suyum bitmiş. Al kızım, istediğin su olsun. Çok teşekkür ederim bakkal amca. Gerçekten bu yaptığın çok güzel bir davranış Zeze. Ben de aklıma geldikçe sokakta yaşayan kedilere, köpeklere yemek veriyorum. Su da koyuyorum. Evet bakkal amca. Biz onlara yemek vermezsek, su vermezsek. Hele bu sıcak havalarda. Ne yaparlar ki bu hayvancıklar? Aferin kızım, aferin. Pepe'yi gördün mü Zeze? Bugün hiç gelmedi. Bakkal amca, Zeze merhaba. Merhaba Pepe. Yaşasın. Ben de tam seni soruyordum. Vallahi iyi insan lafı listine gelirmiş. Evet, ben iyi bir insanım. Zeze, o bisikletinin arkasındakiler ne? Bak, sokaktaki kedilere, köpeklere su ve mama veriyorum Pepe. Ne güzel. Zeze de çok iyi bir insan değil mi bakkal amca? Evet, kesinlikle öyle. Hava bugün ne kadar sıcak değil mi Zeze? Evet Pepe, çok sıcak gerçekten. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Zeze, bu yaptığın o kadar güzel. Hayvanlar, hele de havalar bu kadar sıcakken içecek su bulmakta çok zorlanıyorlar. Sen onlara yardımcı oluyorsun. Evet Şuşu. Biz annemle her yere su kapları koyuyoruz. İçine de her gün su dolduruyoruz. Kedicikler, köpekler susuz kalmasın diye. Çok güzel bir davranış bu Zezeciğim. Kışın da babamla sokaktaki hayvanlar için kartondan ev yapıyoruz. Evet Pepe. Karton kutular ıslanmasın diye de böyle dışına poşet geçiriyoruz. Küçük bir de
kapı yapıyoruz. İçine girip ısınıyorlar. Aa, hiç düşünmemiştim, doğru. Kışın da sokaktaki hayvanlar çok üşüyorlardır. Babama söyleyeceğim, kışın ben de evi yapacağım. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. O zaman bize güzel bir şarkı söyler misin Şuşu? Evet, şarkı söyleyip dans edelim. Hadi Şuşu. Hadi o zaman. Sokakta hep yalnız onlar. Annemi ekmek istedi. Bugün gazete almayacak mısın Pepe? Almaz olur muyum? Gazetemi de isterim. Al bakalım. Sağ ol bakkal amca. Sen sağ ol evlat. Ben aklımı anneme vereyim. Biraz da yemek su alıp geleyim, olur mu? Tabii olur Pepe. Hopş, nerede kaldın? Geldim bebe. Zeze'yi gördüm. Hani sokakta evi olmayan kediler köpekler nereden yemek buluyor demiştin ya. Evet. Zeze sokağa kediler köpekler için su ve mama koyuyordu. Sokaktaki hayvanlar yiyip içsinler diye. Aa, çok güzelmiş. Biz de yapalım biz de. Tamam, al bunları anneme ver. Aa, gazete de almışsın. Annemden fazla yemek varsa istesene bebe. Ben de su doldurayım. Tamam. Niye bu işleri bana yaptırıyorsun abi? Ne olur kardeşim. Tamam bir şey olmaz. Seni kırmayacağım. Aa, nene. Pepeciğim, ne kadar sıcak bir gün, öyle değil mi? Evet nene, çok sıcak. Nasıl susadım, nasıl susadım bilemezsin. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Sokaklardaki kediler köpekler de çok susamıştır diye kaplar koyup içine su koyacağız. Ama iki tane kap bulabildim ben. Aa, ne kadar güzel bir davranış bu Pepe. Aa, dur dur dur, şurada biraz kap vardı, vereyim sana hemen. Yaşasın. Nene merhaba. Merhaba çocuğum. Bak annem bize yemek verdi. Kediler köpekler bunları yermiş. Ama sokakları kirletmeden kenarlara koyayım dede. Ha, tamam bebe, hadi gidelim. Görüşürüz nene. Güle çocuğum, güle güle. Zeze. Ha Pepe, bebe. Merhaba Zeze. Merhaba bebe. Bak yemek su getirdik. Harika. Ben bu tarafa yeterince koydum. Biraz da şu tarafa koyalım. Ha tamam. Kedi köpek yemek yiyor, su içiyor. Güzel kedicikler. Tatlı köpecikler. Oy, benim kedişim gelmiş. Size bak, bu benim kedişim. Aa, ne oldu kediş? Aa, kediş ne oldu, küstün mü? Kediş, güzel kızım. Başka kedileri sevdiğin için kıskandı galiba bebe. Ben seni de çok seviyorum ama kediş. Hadi gel kızım kucağıma.
Canım tatlı geleceğim. Ben böyle maviye boyadım öğretmenim. Gökyüzü gibi. Üzerine de beyaz bulutlar koydum. Çok güzel olmuş Pepe. Ne güzel bir düş kurmuşsun. Bu da benimkisi. Ben yeşile boyadım. Sanki yeşil bir ağaç gibi. Üzerinde de kırmızı elmalar var. Seninki de harika Zeze. Aferin sana. İşte bu da benimkisi. Sapsarı yaptım. Çünkü bu bir güneş. Aferin Bibi. Güneşin harika olmuş canım. Siz bu tahta misket boyama konusunda gerçekten çok başarılısınız çocuklar. Hadi birer tane daha tahta misket boyayın. Ben hemen geliyorum. Ben tahta misketlerden bir tane renkli top yapacağım. Ben de tahta misketten kaskımın aynısını yapacağım. Ben ne yapsam ki? Ay! Ne oldu Zeze? Bakayım ne oldu? Bir şey olmadı Pepe. Ama canın yanmış gibi Zeze. Evet, biraz yandı. Elini çek de bakalım bir şey oldu yanağına. Yanağın çizilmiş Zeze. Ay nasıl oldu ki? Ay, acıyor mu? Bir şey olmaz, acımıyor şimdi. Neyle çizdin ki? Tamam geçti şimdi. Çocuklar bakın. Yeni sınıf arkadaşımız mı öğretmenim? Evet çocuklar. Mimi, seni tanıştırmak isterim tatlım. Bu Bibi. Bibiciğim, bu da Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba. Bu da Zeze. Merhaba Mimi. Merhaba Zeze. İşte bu da Pepe. Pepeciğim işte çok merak ettiği sınıf arkadaşlarından biri daha geldi canım. Gördün mü? Evet. Merhaba Mimi. Bizimle tahta misket boyamak ister misin? Tamam. Çok isterim. Senin ne değişik saçların var Mimi. Nasıl değişik? Yani rengi, şekli falan çok güzel. Çok beğendim. Senin de şapkan çok güzel Pepe. Sağ ol. Bibi'nin kaskı da çok güzel. Peki Zeze'nin şapkası? Evet. Zeze'nin şapkası da çok güzel. Senin de tokan çok güzel. Zeze. Yüzüne ne oldu kızım? Demin bir şeyle çizdi Zeze yüzünü ama nasıl çizdi biz de anlamadık öğretmenim. Öyle mi? Bakmama izin verir misin Zeze? Lütfen bir tanem. Tamam. Tamam tatlım. Nasıl oldu bu çizik Zeze? Tırnaklarım uzamıştı biraz öğretmenim. Tırnağım yanlışlıktan yüzüme geldi böyle oldu. Evet tatlım. Tırnakların gerçekten çok uzamış. Onları böyle uzadıklarında düzenli olarak kesmemiz lazım biliyorsunuz değil mi çocuklar? Benim de tırnaklarım biraz uzun. Benimkiler de biraz uzamış. Benimkiler de. Tırnak makasımız olsa hepimizinkini keserdik aslında. Evet ne güzel olurdu. Evet, keşke evden getirseydim. Merak etmeyin, okulda tırnak makasımız var çocuklar. Yaşasın. Çok kötü öğretmenim. O zaman bugünü tırnak kesme günü ilan ediyorum. Yaşasın. Tırnaklarımızı çıt 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 kestikten sonra da tırnak kesme kutlaması yapalım. Olur mu öğretmenim? Evet, lütfen öğretmenim, lütfen. Kutlamaya bayılırım. Tamam, çocuklar. Aferin çocuklar. Şuşu. Bak bu da yeni arkadaşımız Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba Şuşu. Zeze ile Bibi'yi tanıyorsun zaten değil mi? Evet canım. Çok iyi tanıyorum. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba çocuklar. Şuşu. Efendim Mimi? Bize bir tane tırnak kesme şarkısı söyler misin? Evet. Hadi Şuşu söyle söyle. Tamam canım hadi söyleyelim. Elimizde 10 parmak var. Onunda da bir tırnak var. Tırnaklarımız uzayınca onları keseriz mutlaka. Çıt bir, çıt iki, çıt üç, çıt dört, çıt. Çıt
çocuklar. Tırnak kesme günümüzü kim sunmak ister? Pepe? Ha, tamam. Merhaba. Bugün okulumuzda tırnak kesme günü düzenledik. Çok yaşa Pepe. Çünkü bizim, yani Uğur Böcekleri sınıfındaki herkesin tırnakları çok uzamış. Hiçbirimiz de fark etmemişiz. Oysa tırnaklarımız her uzadığında kesmemiz gerekir. Yoksa zizi gibi kendimize zarar verebiliriz. Ya. Ayrıca tırnaklarımız uzun kaldığında içlerine istemediğimiz mikroplar yerleşir. Ve bu mikroplar elimizi ağzımıza götürdüğümüzde vücudumuza geçip bizi hasta edebilir. Ya. Öğretmenim, ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. O zaman tırnak kesme günümüz kutlu, mutlu olsun. Yaşasın tırnak kesme günü. Çok yaşa Pepe. O zaman ilk kiminle başlıyoruz? Ben. Aa, tamam, gel bakalım. Hadi çocuklar, şimdi hep beraber ellerimizi yıkayıp mis gibi yapalım. Yarışılsın. Ben gelmeyeceğim. Ama niye ki? Bibi, ama tırnaklarımız uzunken içine pislikler girmiş olabilir. Şimdi kestik ya, yıkayalım ki ellerimiz tertemiz olsun arkadaşım. Neden gelmek istemiyorsun Bibi? Ayak tırnaklarımızı kesmedik de onda. Bugün tırnak kesme günü değil mi? Doğru ya. Allah seni. Aferin sana. Seni kesin. Yaşasın tırnak kesme günü. Ay, ben susadım. Tamam, hadi mutfağa inip su içelim Şila. Tamam. Susadım, su isterim. Susadım, su isterim. Al Şila. Teşekkür ederim Pepe. Oh, çok susamışız gerçekten. Evet, baksana koca bardağı bitirdim. Ben de. Aa, benim canım yoğurt yemek istedi Şila. Aa, yoğurt mu? Evet, sen de ister misin? Tamam, yerim Pepe. Ne oldu Pepe? Dolapta yoğurt yok. Olsun Pepe. Ama canım çok istemişti. Hadi bahçeye çıkalım. Tamam. Mami. Nene. Söyle güzel oğlum. Canım çok yoğurt yemek istedi ama dolapta hiç yoğurt kalmamış. Ay evet Pepeciğim.
dün akşam ayran yaptık hepsini ya. Yoğurt kalmadı çocuğum. Şimdi sarım öcüğün bize verdiği bu harika sütten nefis bir yoğurt yapacağım. Sarım öcüğün sütüyle yoğurdun ne ilgisi var nene? Nasıl ne ilgisi var canım? Siz yoğurt nasıl yapılır bilmiyor musunuz yoksa? Aa, hiç düşünmemiştim. Yoğurt nasıl yapılır nene? Tabii ki sütten yapılır çocuklar. Sütten değil mi? Peki yoğurt ne zaman hazır olur nene? Hemen yemek istiyorum onu. Yoğurt yapmak için biraz sabretip beklemek gerekir bebeciğim. Ay ya, çok mu bekleyeceğiz peki? İşte sütümü sağdım. Sağ ol güzel kızım, sarı kızım. Mis gibi yine sütün. Maşallah. Hadi gelin bakalım, gelin. Yaşasın, yoğurt yapacağız. Sütten yoğurt yapacağız. Ay çok merak ediyorum, sütten nasıl yoğurt yapacağız nene? Ne yapıyorsun nene? Bununla sütü süzüyorum. Niye ki? Sağarken sarı mücüğün tüyü düşmüş olabilir mesela içine Şilacığım. Sütü önce süzeriz böyle tülbentle. Hem de tencereye koymuş oluruz böylece. Sonra da böyle bir kez köpürüp taşacak gibi yükselene kadar kaynatırız. Hani kaynamadı? Sabret bebe. Öyle hemen kaynamaz süt. Ama ben hemen kaynasın, hemen yoğurt olsun istiyorum. Öyle her istediğimiz şey, istediğimiz zaman oluvermez bebeciğim. Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar beklemeye sabretmek denir biliyorum. Bak ne güzel biliyormuşsun ha. Yani 10 zaman mı? 30 zaman mı? Ne kadar zaman bekleyeceğiz? Evet nene, kaç zaman? Gelin bakalım şöyle. Sizinle 8 saatlik bir sabır oyunu oynayalım he? Oyun mu? Yaşasın oyun. Nasıl bir oyun bu nene? Şimdi bizim yoğurdu elimize alıp yemeye başlamak için 8 saate ihtiyacımız var çocuklar. 30 saat değil, 50 saat değil. Sadece 8 saat. Çok kısaymış. 8 saat öyle çok kısa bir zaman değildir aslında bebeciğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi siz gidip oyunlar oynayacaksınız. Biraz vakit geçireceksiniz. Ben her saat bittiğinde size haber vereceğim. Siz de biten saatin içini boyayıp kaç saat kaldığını görecek. Ve sonunda 8 saat beklemiş olacaksınız. Yani olmasını istediğimiz bir şey için sabretmiş olacaksınız. Yaşasın. Sonra da yoğurdumuzu yiyeceğiz öyle mi? Evet bebeciğim. Tamam, ne zaman başlıyoruz? Süt kaynıyor sanırım. Koşun koşun koşun. İşte sütümüz 8 saatlik sabır oyunu için hazır. Peki ya şimdi bu süt nasıl yoğurda dönüşecek nene? Sütü mayalayacağız çocuklar. Maya mı? Maya ne nene? Maya sütü yoğurda dönüştüren bir şaşırtıdır çocuklar. Şaşırtın. Hadi mayalayalım o zaman. Nasıl mayalayacağız? Önce sütümüzün 4 saat soğumasını bekleyeceğiz canım. Böyle kaynar kaynar mayalarsak yoğurdumuz olmaz. Elimizi yakmayacak kadar ılık olması gerekiyor sütün. Ya bunun için de 4 saat bekleyeceğiz öyle mi? Evet Şila. İşte 8 saatlik sabır oyunu başlıyor. Hadi, hadi gidin dışarıda oynayın biraz. Ben size haber verince de saatlerinizi işaretlersiniz. Hadi. Tamam nene. Ay, oyun kağıdınızı da alın. Alın, alın. Efendim Pepe. Yenememle 8 saatlik sabır oyunu oynuyoruz biliyor musun? Ne güzel. Oyunun sonunda kocaman bir kase yoğurt kazanacağız. Çok güzel Şilacığım. Yoğurt gerçekten çok ama çok faydalı bir yiyecektir. Hele de böyle evde gerçek inek sütünden, kendimizin yaptığı yoğurttan her gün bir kase mutlaka yemek gerekir. Biz hep yiyoruz şuşu. O zaman güzel bir yoğurt şarkısını hak ettik. Pepe yoğurdu çok seviyor. Pepe.
yeşillere sağlık veriyor. Çok güzeldir yoğurt, çok faydalıdır yoğurt. Yoğurt. Çocuklar, bir saatimiz daha doldu, haberiniz olsun. Yaşasın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 8 saatimiz vardı, 2 tanesi gitti. 6 saatimiz kaldı. Hadi biraz bisiklete binelim Şila. Ha, tamam hadi. Yaşasın. Çocuklar, bir saatimiz daha doldu, haberiniz olsun. Yaşasın, bayalama vakti mi geldi yani? Bir, iki, üç, dört. Evet, 4 saat gitti, 4 saat kaldı. 4 saat kalınca mayalayacaktık değil mi yoğurdu nene? Evet evlat, hadi gelin gelin. Şimdi bu pembe kaptaki senin olsun Şilacığım. Pepe, bu sarı kaptaki de senin olsun oğlum, tamam mı? Tamam. Tamam. İçine o koyduğun şey ne nene? Bu bir önceki yoğurttan maya olarak ayırdığım bir kaşık yoğurt. Sütün yoğurt olması için yine yoğurtla mı mayalıyoruz yani? Aynen öyle canım. Aa, yani sütün içine bir kaşık yoğurt atıyorsun. 4 saat bekliyorsun. Bütün süt yoğurda mı dönüşüyor? Evet evet, aynen öyle. Bu olağanüstü bir şey. Evet, inanılmaz. Böyle bir kaşık koyuyoruz. Sonra karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Sonra da fırını hiç ısıtmadan fırının içine koyuveriyoruz. Fırında onun soğumasına engel olacak öyle mi? Evet ama kesinlikle fırını ısıtmıyoruz. Onu sanki bir örtü gibi kullanıyoruz. 4 saat sonra harika bir yoğurdumuz olacak değil mi nene? Evet canım, öyle. Ay, çok heyecanlandım. Hadi 4 saat daha sabır oyunu oynayın bakalım, hadi. Hadi misket oynayalım. Yaşasın. İnanamıyorum sabır oyunumuzun bittiğine. Ben de, ben de. Koş Şila, koş, yoğurdumuza bakalım. Geldim. Evet, aç bakalım kapağını fırının Pepe. Tamam. Ay. Olmuş mu, olmuş mu? Aa. Ne oldu nene, olmamış mı yoksa? Şaka yaptım, çok güzel olmuş. Kanlı hemen yemek istiyorum. Ben de, ben de. Harika olmuş. Ay durun, yavaş yiyin çocuklar. Boğulacaksınız. Ay yavaş. Anne. Efendim Pepeciğim. Bana okul çantası ne zaman olacak? Aa, evet canım. Alışveriş listemi hemen yazayım. Ne zamandır aklımda ama hep unutuyoruz. Önümüzdeki ay alırız tatlım. Önümüzdeki ay. Tamam. Aa baba. Efendim Pepe. Hani okullar böyle çok gün tatil olacak demiştin ya. Evet. Hani böyle tatil olunca denize gideceğiz demiştin. Evet. O tatil ne zaman? Aa dur bakayım. 1, 2, 3, 4 ay sonra Pepeciğim. 4 ay sonra yaz tatili başlayacak. 4 ay mı? Evet canım, 4 ay sonra. Tamam. Ben prenses olmak istemiyorum nene. Tamam, ne olmak istersin? İyi insan olayım. Sen de iyi kedi ol. Aa bak, bu kedi maskesini tak. Miyav. Çok komik bir kedi oldun nene. Bu yaştan sonra bir kedi olmadığım kalmıştı. Miyav. Ben iyi bir kediciyim ama karnım çok aç. Kimse bana yemek vermiyor. Miyav. Çok açım ben, çok. La 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 la. İşte iyi bir kedi, la la la. Üstelik de acıkmış, la la la. Hemen iyi bir insan olarak ona iyilik yapmalıyım, la la la. Hem la la la.
Şu yemeklerden şuraya birazcık koyayım, la la la. Beni görmesin, hemen kaçayım, la la la. Bir koku alıyorum. Sanki biri benim için buralara bir yere yemek bırakmış. Miyav yaşasın. Yaşasın, bir kere daha mutlu ettim, la la la. Yaşasın insan olmak, la la la. Aferin sana bebe. Çok güzel bir oyun kurdun evladım. Sen de çok güzel bir kedi oldun. Nene. Efendim bebeciğim. Hani bizi bale gösterisine götürecektin ya. Ha, doğru ya. Ha? Nasıl da unuttum tüh. Tamam, onu sattım işte. Ne zaman götüreceksin? O gösteri geçen aydı bebeciğim. Ha? O ayda var mı bilmiyorum. Bakmam lazım. Geçen ay mı? Evet ya, geçen aydı. Tüh, nasıl da aklımdan çıkmış. Ama gidemeyecek miyiz yani? Ben bakarım tekrar ne zaman oynuyorlarsa. Bulup biletlerimizi şimdiden alırım. Bu sefer unutmayız he. Anne. Annem sesleniyor nene. Efendim kızım. Bir bakar mısın? Geldim geldim. Hadi oyun oynayalım abi. Bu ay ne ola ki? Ne oldu bebe? Ay ne demek bebe? Ay mı? Geceleri gökyüzünde gördüğümüz bir kese kondur. Her şarkısı da var ya. Ay dede, ay dede, evin bakın nerede? Ay dede. Peki annem bana önümüzdeki ay çanta alacağını söyledi. Babam da 4 ay sonra yaz tatili gelecek dedi. Nenem de bana az önce bale gösterisi geçen aydı dedi. Gökteki aydan mı bahsediyorlar acaba? Ben de bilemedim şimdi. Ben hep bir tane ay görüyorum. 4 ay sonra dediğine göre birden çok mu ay var acaba? Ben de bilemedim bebe. Bir dakika. Ne oldu bebe? Hoş gel abi. Ay'a bak. Bu bizim hep gördüğümüz ay değil. Evet, bu yüz yuvarlak. Top gibi. Bu ayda da böyle kanca gibiydi. Top gibi. Demek ki birden çok ay var. Olabilir. Şuşu. Efendim Pepeciğim. Bizim kafamız karıştı biraz da. Duydum tatlım. Annem önümüzdeki ay sana çanta alalım dedi. Babam 4 ay sonra yaz tatili başlayacak dedi ya. Evet. Ay dedikleri bu gökyüzündeki ay mı? Çok güzel bir soru bu Pepe. Ben akıl yürütmek istiyorum Şuşu. Tabii bebeciğim, dinliyoruz. Babam 4 ay sonra dediğine göre birden çok ay var demek. Çok tatlısın bebe. Bize farklı farklı görünse de aslında gökyüzünde bir tane ay var bebeciğim. Bunu şöyle düşün. Pepe'nin şapkalı hali başka, şapkası çıkmış hali başka, gözlük takmış ve taç takmış hali başka, maske takmış hali başka. Peki maskesi takmış hali başka görünüyor. Evet canım, ama hepsi de Pepe. Yani bize bazen yuvarlak, bazen kanca gibi görünse de ay hep aynı ay, öyle mi? Aynen öyle canım. Ayı neden başka başka gördüğümüzü biraz daha büyüdüğünüzde detaylıca öğrenirsiniz ama biz ayı hep başka başka şekillerde görürüz. Önce böyle görürüz, sonra böyle, böyle, sonra şimdiki gibi yüz yuvarlak, sonra böyle, böyle, böyle görürüz. Sonra tekrar en başa döner. Tekrar böyle, 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 yuvarlak, böyle, böyle, böyle görürüz. Ay en sade anlatımıyla bize böyle şekillerle görünür. Bu şekillerin hepsini gördüğümüz zamana da biz zaman anlamında ay diyoruz. Yani hem bu gökyüzünde gördüğümüz gezegene ay diyoruz. Hem de bu ayın hallerini gördüğümüz süreye, yani zamana ay diyoruz, öyle mi? Aferin size, aynen öyle. Ay dede, ay dede, evin bakın nerede? Ay dede. Annenin, babanın, nenenin dediği ay, zaman anlamındaki ay. Adı zormuş. Ben hayatta düşünerek, akıl yürüterek bulamazdım bunu. Ben de. Peki, zaman anlamındaki bir ayın geçtiğini nasıl anlarız Şuşu? Babam 4 ay sonra tatil dedi de. 30 tane gün geçince 1 ay geçmiş olur Pepeciğim. Aa,
30 kere yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Bir ay geçmiş olacak, öyle mi? Aynen öyle. Hadi şimdi gelin bir ay şarkısı söyleyelim. Hem de ayların ismini öğrenelim. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. Ben gökyüzündeki ayı da, 30 gün süren zaman anlamındaki ayı da çok sevdim. Hadi be oynayalım kardeş. Aa, tamam kardeşim, ne oynayalım? Aa, ben ketçik alayım. Aa, bak burada fare maskesi var, köpek maskesi var, kaplan maskesi var. Sen de birisini seç. Aa, tamam, ben de fare olayım. Tamam o zaman, kedi fareyi kovalar. Kaç, yakalayacağım seni. Eyvah, bir kedi gördüm. Kedi beni kovalayacak, hemen kaçmalıyım. Dur, kaçma fare. Kedi beni yakalayamaz. Kedi beni yakalayamaz. İstersem yakalarım bir de. Ay, aa, ne dedin abi? Ne dedim kardeşim? Ay dedin. Evet dedim. Aha, bir ay daha var demek ki. Aa doğru. Şu bu ay ne demek? Gökyüzündeki ay, ne zaman olan ay ile ilgisi var mı? Çok tatlı ve çok dikkatlisiniz çocuklar. Bu ayın gökyüzündeki ay ve zaman olarak kullandığımız ayla ses benzerliği dışında hiçbir ilgisi yok canım. Tamamen bir duygu ifadesi olarak çıkardığımız ses. Hangi duygun için çıkardın bu sesi abi? Fare kedi beni yakalayacak diye biraz çekindi. Bu yüzden de ne yapacağını bilememe ifadesi olarak ay dedim. O zaman ay demeye devam et, yakalayacağım seni. Şimdi bana ne yapacaksın kedicik? Hem ne yapsam ki? Ay. Yine ay dedin abi. Vay. Sıkıntılar. Şimdi ikiniz bizden kaçın bakalım. Çünkü kaplan nene geliyor. Kaplan neneden kaçın. Vay 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 vay. Sizi gittiler sizi. Kaplan nene. Kaplan nene. Kaplan nene. Misin nene? İyiyim çocuklar, iyiyim. Ay ne güzel oynadık. Koşmak bana da iyi geldi vallahi. Ne dedin, ne dedin nene? Ay çok güzel oynadık dedi. Nenem ay dedi, ay dedi. Hadi sizi kovalayacağım. Hadi koşun, koşun. Düş Yeri Kitap'la birbirinden öğrenceli kitapları okumaya, dinlemeye, izlemeye ne dersin? Düş Yeri App'i indir. En güzel video kitapları oku, izle, dinle.